Biz birinci, ikinci ve üçüncü organize sanayi bölgesini %100 dolulukla bitirdik. Şu anda Türkiye'de ilk 100'e girmiş 6 tane firmamızla ilk 5'e girmiş birçok firmamız üretimine devam ediyor. Yerelden gelen firmalarımız da büyümeye devam ediyorlar. Tabii 3 organize sanayi bölgesi de tam %100 doluluğa ulaşınca bunu öngördük ve 4. organize sanayi bölgesinin sürecini başlatmış idik. 1. OSB'nin bitişiğinde bulunan 4. organize sanayi bölgesi 66 hektarlık bir alana kurulacak. Şu anda yer seçim süreci tamamlanmak üzere. Tahminimizce bir hafta 10 gün içinde yer seçim süreci bittikten sonra parselasyon planı çalışmaları başlayacak ve 4. organize sanayi bölgesi parselasyon planından sonra satışa sunulacak ve hızla dolacak ve bir sene içinde de biz altyapısını bitirip orada artık inşallah bacaların tüttüğü bir organize sanayi bölgesi görüp 5000 kişiye istihdam veren bir organize sanayi bölgesini açmanın gururunu yaşayacağız. Tabii bununla da bitmiyor çünkü 4. OSB 66 hektar. Orada çıkacak parsel sayısı 20 ila 30 parsel arasında en fazla olur. Ama bize başvuru 250 ila 300 hatta 300 parseli bulduk. 300 parsel sanayi parseli başvurusu var. Bu nedenle biz bu aşamada daha 4. OSB'nin satışı başlamadan 5. organize sanayi bölgesinin çalışmalarına başladık. Şu anda gerekçeli raporları hazırlanıyor. Bakanlığa başvuru sürecine geldi. Bu anlamda hem yönetim kurulumuz hem müteşebbis heyetimiz özellikle Sayın Valimizin büyük katkıları var. İşimizi hızlandırma açısından ayrıca bakanlıkta, Sanayi Bakanlığımızla diyaloglarımız geçmişte olduğu gibi şimdi gayet iyi. Bu nedenle tahminimce 5. organize sanayi bölgesinde 2023 yılı içinde inşallah parselasyon planlarının onayını tamamlayıp hayata geçiririz diye düşünüyoruz. Bakalım Mersin'in de çünkü bu anlamda geleceği gerçekten havalimanının devreye alınmasıyla, limanın ilave büyümesiyle, Antalya-Mersin yolunun hayata geçmesiyle Mersin gelecekte hakikaten Marmara'dan sonra ikinci ekonomi havzası olacak gibi görünüyor. Vallahi şu anda Mersin'de 9. organize sanayi bölgesi açılıyor. İşte MUT, Erdemli, Tarsus İhtisas Gıda, Silifke bizim dördüncü etabımız. Demek ki talep her yerde fazla. Bize ekstradan fazla talep geliyor. Talebi şu anda karşılamakla ilgili büyük çaba sarf ediyoruz. Talebi %100 karşılayamıyoruz ama şu anda karşılamakla ilgili projelerimiz, planlarımız 4. OSB ve 5. OSB planımızda oluştuğunda 5 çünkü büyük bir OSB olacak, 300 hektarlık bir OSB olacak. Biz yaklaşık bu ikisi hayata geçtiğinde 1125 hektara çıkmış olacağız. Bayağı büyük bir alan olacak. İnşallah talebi karşılayacağız o zaman. Eğitimi biliyorsunuz Türkiye'de ilk Teknik Anadolu Lisesi'ni kuran OSB'yiz. OSB'lerden biriyiz diyelim. Bildiğim kadarıyla da OSB'yiz. Şu anda da 940 öğrenciyle lisemiz, meslek lisemiz eğitim öğretimine devam ediyor. Ama biz bununla da kalmadık. Bu çocuklarımız ara eleman olarak yetişiyor. Ancak bu çocukların bir kısmı üniversiteye, bir kısmı iş hayatına atılıyor. Bunu daha da profesyonelce yapmaları anlamında Tarsus Üniversitesi ile yaptığımız bir protokolle YÖK'ün kitapçığına girerek organize sanayi bölgemiz içinde meslek yüksek okulunu açtık. Meslek yüksek okulunu da açarken özellikle meslek lisesinde sanayicilerimizin ihtiyacına yönelik hangi bölümler varsa meslek yüksek okulunda da o bölümleri tercih ederek Meslek Yüksekokulu'nun ikinci senesine girdik. Orada da gayet iyi gidiyor. Elektrik elektronik bölümünden mezun olan, meslek lisesinden mezun olan bir çocuğumuz. Bunun yükseğini okuyarak hem bilgilerini pekiştiriyor hem de yükseğini okurken aynı zamanda intern olarak fabrikalarda
eğitim gördüğü için tamamen kendi dalında yetişmiş bir ara eleman olarak çıkıyor. Bu da tamamen sanayicinin faydasına bir durum, öğrencinin faydasına bir durum. Biz logomuzda dahi eğiten, öğreten o sebebiye anılmayı bir gurur sayıyoruz. Bununla da övünüyoruz. Bunu da devam ettireceğiz inşallah. Biz model fabrikayı bakanlık, o zamanki Sayın Sanayi Bakanımızın ilk atılımı yapmasıyla biz de buna çok sıcak baktı müteşebbis heyetimiz. Model fabrikayı bir üst seviyede yenilik merkeziyle beraber açtık. Yani aynı bina içinde Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak olarak UNDP'nin desteğiyle ve Sanayi Bakanlığı'nın destekleriyle yenilik merkezi ve model fabrikayı aynı bina içinde inşa ettik. Çok da güzel bir binamız oldu. Geçen sene 10 firmaya model fabrikada destek verildi. Bu sene de yaklaşık 10-12 firmaya destek verilecek. Burada verimlilik arttırıcı unsurları devreye alarak firmalarımızın en az %25'ten %300'lere varan verimlilik artışlarını gördük. Bunu tespit ettik. Ve buna da iyi ki bu tesisi kurmuşuz, iyi ki bu atılıma girmişiz diye bu bize bir güç verdi, motivasyon verdi. Şu anda ikinci 12 firmaya aynı eğitimleri vereceğiz. Yenilik merkezini de hayata geçirdik. Yenilik merkezinde de yeni inovasyon merkezi olarak hatta Teknopark'la da iletişime girip Teknopark'ın yararlandığı desteklerden model fabrikanın da yararlanması için şu anda bakanlıkla görüşmelerimiz devam ediyor. Bu da bir ilk model olursa Türkiye'deki bütün model fabrikalara da örnek olacak. İnşallah bu hayata geçerse üreten firmaların, sanayicilerin model fabrika ve yenilik merkezini tercih etmeleri için bir avantaj sağlamış olacağız. Bunu da hayata geçirirsek onlara büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum. Tabii onlara sağlanan fayda ülkeye sağlanmış fayda demektir. Bunu da gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum.